Bu uygulamada NTC'li sıcaklıkta çalışan devre uygulamasını yapacağız. Şimdi devremiz 12 voltla çalışıyor. BC-237 transistörümüz, burada NTC'miz, potansiyometremiz, 2 tane 1 kalıp direncimiz, 1 adet de LED'imiz var. Devremizi kurmaya başlayalım. İlk önce BC-237'mizi breadboard'umuza yerleştirelim. BC-237'nin yazılı tarafı bize dönük olarak durduğunda bacak sıralaması kitapta da belirtildiği üzere C, B, E yani kolektör, base, emitter. Bağlantılarımızı buna dikkat ederek yapıyoruz. Şimdi emitter bacağı nereye gitmiş? Eksi hatta gitmiş. Buradan başlayalım. Mesela şurayı bağlayalım hemen. Bir kablo alıyoruz. Emitter kaçıncı bacak? Üçüncü bacak. Üçüncü bacağı aldık. Eksi hatta götürdük. Şu bağlantıyı yapmış olduk. Sonrasında kolektöre gelelim. Kolektörde ne var? Bir tane led var. Burası ledin nesi? Artısı mı eksisi mi? Eksisi. Burası artısı. Şimdi kolektör ledin eksisi birleşecek. Ledin eksisi kısa bacak. Kısa bacağı kolektöre taktık. Kolektörün bağlı olduğu hatta taktık kısa bacağı. Uzun bacak artı taraf bir kağıtlık direnç ile nereye gidiyor? Şurayı yaptık. Eksisini kolektöre bağladık. Artısı ise 1K'lık direnç bağlanıyor artısına. Bu 1K'lık direnç de nereye gidiyor? Buradan böyle artı hatta gidiyor. Artı hattımız da bu taraf olsun. Onu da bağladık. Şimdi gelelim bu tarafa. Potansiyometremiz var. Buradan başlayalım. Potansiyometremizi yerleştirelim. Şu tarafa yerleştirelim potansiyometremi. Hatta şurada olsun. Potansiyometremizi yerleştirdik. 1K'lık potansiyometre. Potansiyometrenin 3 bacağı var. Birinci bacak, orta bacak, ikinci bacak. Şimdi bu bacaklardan orta bacakla şurası ne halde? Birbirine bağlanmış halde. Bir kablo alıyoruz. Şu şekilde iki bacağını birbirine bağlıyoruz. Yani şunu yaptık. Şimdi bu bacak nereye gidiyor bağlı olan bacak? Eksi hatta gidiyor buraya. Orayı da hemen aldık. Eksimiz neresiydi? Burasıydı. Ona bağladık. Artı nereye gidiyor? Artı base'e gidiyor. Yani base potansiyometrenin artı taraftaki yani eksi taraf bu taraf. Potansiyometrenin diğer bacağı da base'e gidiyor. Potansiyometrenin diğer bacağını aldık. Onu da base neresi? Base orta bacak. Transistörün orta bacağı. Orta bacağına getirdik, bağladık. Yani şu bağlantı yapılmış oldu. Şimdi NTC'ye geldi sıra. NTC'nin artısı eksisi yok. NTC bir dirençtir. Isıyla direnci azalır. Sıcaklık verdikçe yani çakmakla biz bunu ısıtacağız. Direnci azalacak. Şuradaki düğüm noktası. B düğüm noktasına bağlanıyor. Yani potansiyometre base. Base'e de bağlayabiliriz direkt bir bacağını. Şu şekilde base'e bağlı zaten. Base'e getirdik. Hatta bunu biraz uzağa bağlayalım. Çakmakla ısıtacağımız için. Şu şekilde. Şuraya bağlayalım. 1K'lık direnç şu üst tarafı yapalım. Sonra bu tarafı ya da şöyle yapalım. Base'e direkt götürelim. Bir bacağı bunun nereye gidiyor? Base'e. Yani orta bacağı. Şurayı yaptık. Şimdi buradan 1K'lık direnç çıkacak. 1K'lık direnç diğer bacaktan yani 1K'lık direnç çıkacak. O nereye gidiyor? 1K'lık direnci bağladım. 1K'lık direncin çıkışı da nereye gidiyor? Artıya gidiyor. Artı neresiydi? Bu taraf. Onu da bağladık. Başka bağlantımız kalmadı. Şu an devremiz test edilmeye hazır. Şimdi devremize 12 volt vereceğiz. Güç kaynağımızı ayarladık 12 volta. Artımızı artı hatta eksimizi de eksi hatta bağlayalım. Devremize enerjiyi verdik. Potansiyometremizi de oynadım. Lambamızı yanar, yani yanmaya çok yakın bir noktada kalibre edip bırakıyorum. Yani şu an yanmıyor. Şimdi bir çakmak yardımıyla NTC'mizin üst kısmını değil, üst kısmını ısıtırsak burada lehimli olduğu için burası. Bu lehimler erir ve NTC kopar düşer. Bacaklarından, tellerinden ısıtmamız yeterli.
Şu şekilde telini ısıttığımda lamba yanacak. Gördüğünüz gibi direnç seviyesi NTC'de sıcaklıkla ne oluyor? Düşüyor. Direnç seviyesi düştükçe, buradaki direnç azaldıkça base'e gelen voltaj artacak. Base tetiklendiği anda transistör iletime geçecek, lamba yanacak. Şimdi bu LED buradaki NTC'nin değeri azaldıkça, sıcaklık değeri, LED'in parlaklığı da azalacak yavaş yavaş ve sönecek. Bu sönme süresini daha da hızlandırmak için potansiyometreyi çevirerek de yapabiliriz. Ancak gördüğünüz gibi yavaş yavaş NTC soğudukça sönecek. Şimdi bu devrede LED'imiz yavaş yavaş söndü zaten. Bu devrede ölçüm yapmamız gereken bazı noktalar varmış kitabımızın arkasındaki tabloda. Görüldüğü üzere ne diyor? NTC'nin direnç ölçümü, base gerilimini ölçün diyor. LED'in durumu yanık sönük. Oda sıcaklığında, yani şu an oda sıcaklığındayız. LED'lerimizin direnci kaçtır? Hemen geleceğiz. Tabii devremizden ilk önce enerjiyi keselim. Bir ölçü aleti yardımıyla. Ölçü aletimizi ilk önce direnç ölçeceğimiz için burada NTC'nin direncini ölçeceğiz. Ohm kademesini aldık. Şimdi NTC'nin direnci kaç? Hemen şuradan ölçelim. Devrede enerji yokken yapıyoruz ölçümü. Oda sıcaklığında yaklaşık 5K. 5K diyebiliriz. Oda sıcaklığında 4.85K, 5K diyebiliriz. Buraya ne yapacağız? 5K'yı yazdık. Peki ben bunu ısıttığımda biraz ısıtayım şöyle. Direnci kaç oluyor? Isıttığımda direnci kaç oluyor? Hemen şimdi bir daha ölçelim. Isıttığımda direnci 1K'nın altına düştü. Şöyle yapalım. Oda sıcaklığında 5K'ydı. Isıttığımda 1K'nın altına düşüyor. Yani 500 ohm seviyesi diyebiliriz. 500 ohm diyelim. Isıttığında 500 ohm. Şimdi devreye enerji verip şu voltajları ölçelim. Devreye artı hattı bağladık. Biraz önce ısıttığımdan dolayı direnç değeri düşük şu an ve yanıyor. Şimdi base gerilimini ölçeceğiz. Base gerilimi ölçmek için de transistörün base'i, yani orta bacağına artı probumu, eksiği de eksi hatta bağlayacağım. Eksi hatta şurası. 0.650 tabi oda sıcaklığında değil. Çünkü soğumadı tam. Biraz soğuması için elimizle ya da şu şekilde NTC'nin soğuması için metal bir parçaya dokunduruyoruz. Biraz soğudu. Şimdi base gerilimi transistörün orta bacağı ile emiteri, yani emiter bacağını, şu emiter bacağına dokundurmamız yeterli. 0.590. Yani 0.7'nin altında ve LED'imizin parlaklığı da bayağı azaldı. Transistörümüz neredeyse kesime gidecek. Çok az yanıyor LED'imiz. 0.560 yazalım. Oda sıcaklığında. LED'in durumu sönük. LED'in durumu sönük. Isıtıldığında ne olacak? Hemen ısıtalım. Isıttık. LED'imiz yandı. Görüldüğü üzere. Şimdi tekrar base ile emitter arasını ölçüyoruz. 0.7'nin 761. 0.760, yani 0.7'nin üstüne çıktı. Transistör iletime geçti. LED yandı. 0.760 diyelim oraya da. Devrenin LED'in durumu ne devredeki LED'in? Yanık. Buraya da yanık diye yazdık. Devrenin çalışması bu şekilde. Buradaki potansiyometreyle de kalibrasyon ayarını yapıyoruz. Yani belli bir noktada yanıp sönmesini istediği bir noktada ayarını da yapabiliyoruz. Devrenin çalışması bu şekilde.